Alanda yoğun bir mücadele var şu anda. Ciddi anlamda kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Çünkü zamanla yarış var. Enkazların altında insanlar var. Bakın hemen tekrar göstereyim. Az önce bir ilk yayınımızda sanayi sitesindeydik. Şu anda da bir normal sitedeyiz burada. Normal işte 6 blokluk bir site. Ve şu anda o sitede depremin etkisiyle oluşan yıkımı sizlere göstermeye çalışayım. Gerçekten çok şiddetli bir deprem. Özellikle şöyle söyleyeyim, depremin etkisinin bu kadar yıkıcı olmasının nedeni yeryüzüne çok yakın olması. Yaklaşık 5 kilometre bir mesafede gerçekleşti ki Kahramanmaraş'ta buraya oldukça uzak bir mesafe, ama maalesef işte Hatay'da, Antakya'da etkisini görüyorsunuz. Bakın aslında bu bina da yandaki blok gibi yüksek bir binaydı, ama depremin etkisiyle birlikte şu anda maalesef bu hale gelmiş durumda ve bu noktada da birçok arama kurtarma görevlisi, AFAD, itfaiye ekipleri, askerlerimiz, Mehmetçik bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bakın sağlam kalan tek bina bu gibi gözüküyor, ama o da aslında yan yatmış durumda. Temeli üstüne çökmüş durumda. Tabii ciddi anlamda burada şu anda heyecanlı bir bekleyiş var. Bu binaların altında insanların akrabaları, dostları, komşuları var. Onların bir an önce bu noktada çıkarılmasını bekliyorlar ve burada da ekiplerin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakın bu burada da şu anda oradan bir delik açıldı betona ve aşağı inilerek orada enkaz altında olanlar kurtarılmaya çalışılıyor. Dediğimiz gibi herkes seferber olmuş durumda. AFAD, itfaiye ekipleri, askerlerimiz, Mehmetçik bölgede arama, kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Bakın sitenin içinde yine farklı bir alanı sizlere göstermeye çalışayım. Elektrik kabloları kopmuş. Burada da yine bir bina tamamen maalesef çökmüş durumda ve bu noktada çok ciddi ve yoğun bir yıkım olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu anda da ekipler işte bu enkazların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için yoğun bir mücadele İçindeler. Şu anda Hatay'da özellikle yüzlerce bu şekilde yıkılmış bir binalar var, evler var, iş yerleri var, sanayi siteleri var ve bu noktada hasar oldukça büyük. Antakya'da, Hatay'da ciddi bir yıkım var bu noktada depremin etkisiyle. Tabii 7.8 çok ciddi bir oran, çok ciddi bir şiddet ve bu şiddetle birlikte yeryüzüne yakın bir noktada olması, dediğim gibi 5 kilometre gibi bir mesafede olması bu yıkımın da oranını arttırmış durumda. Bakın burada da ayrı bir ekip çalışıyor. O da binanın farklı bir noktasından girip o noktaya oradaki insanları çıkarmaya çalışıyorlar ki az önce şu an gördüğünüz noktadan yaklaşık bir 20 dakika önce 2 aylık bir bebek çıkartıldı. Bu da hepimizin yüzü kısa da olsa tebessüm etti. Şimdi o bebeğin annesi var orada. Ekipler o anneyi oradan çıkartmaya çalışacaklar. Onu kurtarmaya çalışıyorlar ve mücadele dediğim gibi aralıksız, zamansız devam ediyor. Türkiye'de, Hatay'da, sadece Hatay'da değil, Kahramanmaraş, Kilis, Adana, tam 11 şehrimizde maalesef bu tarz görüntüler şu an yaşanıyor. Ve bu noktadan da, Hatay'dan da ben de elimden geldiği kadar sizlere burada en azından bizim gördüklerimizi, yaşadıklarımızı
aktarmaya çalıştım. Sorunuz varsa isterseniz cevaplayabilirim. İsmail Bey, bəzi rəqəmlər açıqlanıb. Bu rəqəmləri tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Bu istiqamətdə sizə də sualımız olacaq. Az öncə dedik tamaşaçılarımıza, xatırlatdıq ki, Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin çox farklı rəqəmlər, bilgilər paylaşılıyor. Ve bunların birçoğunun da özellikle yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Rəqəmləri xatırlatmaq mesela istəyir İsmail Bey. Vurğulanıb ki, zəlzələ nəticəsində 20.426 nəfər xəsarət alıb və ölənlərin sayı az öncə demişdim, bir daha xatırladım, 3.381-ə çatıb və baş verən zəlzələ nəticəsində 5.775 binanın dağıldığı deyilir. Bu dəqiqəyə olan rəqəmlərdir, amma siz də dediyiniz kimi dağıntıların miqyası əslində sandığımızdan, hesab elədiyimizdən də daha böyükdür və az öncə siz körpə bir uşağın da dağıntılar altından çıxarıldığını dediniz, anasını gözləyirlər, hazırda onun da dağıntılar altından xilas olunmasını böyük səbirsizliklə gözləyirlər, amma həmin ərazidə biz sizinlə canlı bağlantı etmişdik, ondan sonra ciddi şəkildə xilas etmə işləri aparılıbmı, yəni daha çox insan dağıntı altından çıxarılıbmı, çünki rəqəmlər çox sürətlə dəyişir. Evet, çünkü şöyle oluyor, bakın bölgeye birçok arama, kurtarma ekibi geliyor. Yani mesafeler var. Türkiye'nin birçok farklı noktasından, dünyanın birçok farklı noktasından. Mesela Azerbaycan'dan gelen kardeşlerim şu an Adana'da, onlar da kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Tabii süre biraz uzadı. Ekiplerin geldiği sayı arttığı için mesela burada ekip sayısı arttığı andan itibaren bu noktada çalışılan bina sayısı da artıyor ve burada da kurtarılan kişi sayısı da artıyor. Ve şu anda Antakya'ya yoğun bir şekilde hem askeri hem sivil kurtarma ekipleri intikal ediyorlar, geliyorlar ve o ekipler geldikçe de bu sayılar ve oranlar sürekli yükseliyor ve değişiyor.